Efendim, bizim İslam akidesi içinde önemli bir hadis vardır. Cibril hadisi diye meşhur bir hadis vardır. O çok önemli. Hani bu İslam'ın 5 şartı, imanın 6 şartı nereden çıktı diye soruyorsunuz ya hepsi böyle. Sık sık merak ediyorsunuz. Onun kaynağı olan bir hadisi ben size aktaracağım. Nereden çıktığını da görmüş olacaksınız. Efendim bir Cebrail aleyhisselam peygamberin sahabeyle bulunduğu bir toplantıya girer. Cebrail girer. Ama Cebrail uzaktan gelmiş olmasına rağmen bembeyaz bir giysi içerisinde, temiz son derece hoş bir çizgi içerisinde Hazreti Peygamber'in bulunduğu yere gelir. Hazreti Ömer, bu Abdullah bin Ömer'in babası, Hazreti Ömer'i kastediyorum. Olayı şöyle aktarıyor, diyor ki bir gün Resulullah'ın yanında idik diyor. Bu sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Tanımadığımız biri diyor, Medine'ye geldi. Efendim üzerinde yolculuk eseri görülmüyordu. Uzaktan geldiği kanaatı var ama elbisesi tertemiz. Kimse de onu tanımıyordu. Resulullah'ın yanına geldi. Dizlerini, çok önemli bu, Resulullah'ın dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarının üzerine koydu ve şöyle sordu. Ya Muhammed, bana İslam'ı anlat, İslam nedir diye sordu. Ya Muhammed, bana İslam'ı anlat, İslam nedir diye sordu. Hazreti Peygamber şöyle dedi. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun peygamberi olduğuma, beş vakit namaza, efendim, beş vakit namaza, zekata, Ramazan orucuna, gücün yeterse Kabe'yi tavafa girişmendir. Yani benim Allah'ın bir olduğuna, Hazreti Muhammed'in onun peygamberi olduğuna şehadet etmendir, iman etmendir. Bunun dışında namazı dosdoğru kılmandır, beş vakit namazı dosdoğru kılmandır. Orucu tutmandır, işte 30 günlük orucu tutmandır. Paran varsa zekatını ödemendir. İmkanın varsa efendim hacca gitmendir diye söyledi. O peygamberimize soru soran kişi, dizini Resulullah'ın dizine değdiren kişi dinledi ve dedi ki doğru söylüyorsun dedi. Doğru söylüyorsun. Yani diyor ki Hazreti Ömer, biz şaşırdık diyor. Hem peygambere soruyor, hem peygamber cevap verdiğinde de peygamberi doğruluyor. Sen doğru söyledin diye ifade ediyor. Sonra döndü ve Resulullah'a dedi, bana imanı haber ver. İman nedir? Resulullah şöyle dedi, Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmek, kaza, hayır ve şerrin Allah'ın yazmasıyla olduğuna iman etmektir. Ahirete iman etmektir. İmanın 6 şartını sayıyor. İslam'ın 5, imanın 6 şartını sayıyor. İşte bu İslam'ın 5 şartı var, imanın 6 şartı var. Olayı bu hadisten kaynaklanıyor. Bu önemli bir hadis, yaygın bir hadis tabii ki. Resulullah imanın 6 şartını saydı. Amentu billahi ve melaketi ve kutubi ve rusuli diye geçer ya, Amentu'da geçen şeyi söyledi işte. Resullerine, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed'in Resulü olduğuna iman etmektir. Efendim ahiret gününe kaza, hayır ve şerrin Allah'ın dileğiyle olduğuna efendim iman etmendir. Bunun üzerine yine dedi ki doğru söyledin. Ki yani sahabenin şaşırdığı nokta bu. Çok şaşırıyorlar. Uzaktan gelen biri, tanınan biri değil. Saçı simsiyah, elbisesi bembeyaz, nurani. Hiçbir uzaktan gelmiş olma ifade edebilecek üstünde bir toz yok, bulut şey yok, kirlilik alametleri yok, çamur yok, yol çamuru, şu bu yok. Geliyor peygambere, dizini dizine dayıyor, bana İslam'ı anlat, İslam nedir diyor. Hazreti Peygamber 5 temeli sayıyor, doğru söyledin diyor. Tasdik ediyor peygamberi. Bu işi biliyor demek ki. Öğrenmek için sormuyor demek ki bunu. Ne için soruyor? Öğretmek için soruyor. Öğrenmek için sormuyor. Ama sahabiye öğretmek için soruyor. İman nedir diye soruyor. Peygamberimiz imanın 6 şartını söylüyor. Doğru söyledin diyor. Yine etrafta dinliyor bu olayı. Sonra döndü ve dedi ki, peki Muhammed dedi, ihsan nedir? İhsan.
Hazreti Peygamber ihsan dedi. En ta'budallaha ke enneke tara ve in lem tekun tara innehu yarake. İhsan şudur. Allah'a kulluk ederken Allah'ı görmüyor olsan bile onun seni gördüğünü bilmendir. Bilmendir. Yani Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Türkçesi o. Huşu içinde, hudu içinde, huşu içinde başını eğerek imanla, samimiyetle, dürüstlükle iman efendim Allah'a ibadet etmektir dedi. Yine şöyle sordu. Peki Muhammed, bana kıyameti söyle. Yani kıyametin ne zaman kopacağını, zamanını söyle diye sordu peygamberimize. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdi. El mes'ulu anhu leysa bi alime mine's-sail. Anlamı şu. Kendisine soru sorulan kişi, yani ben diyor peygamber, bu işi sorandan, yani senden daha iyi biliyor değilim kıyametin zamanını. Zamanını ancak Allah bilir dedi. Efendim, peki dedi, işareti yok mu kıyametin hiç? Alametlerinden bana bir haber ver bakayım. Nedir, ne alameti var kıyametin diye peygamberi sordu. Hazreti Peygamber şöyle dedi. Cariyenin, tabi bu madde önemli, cariyenin kendi sahibesini doğurması. Yani kötü yolları, zinanın, şunun bunun, evlerin içindeki yanlışlıkların dahi çoğalması. Cariyenin, yani hizmetkarın kendi efendim sahibini, yani efendim kaldığı yerin evladını doğurması. Yani gayrimeşru yakınlaşmaları kastediyor. Veyahut da düzenin farklı bir düzene inkılap edeceğini mecazi olarak da kullanmış olabilir bu. Ayrı bir yani toplum denklemlerinin farklılaşacağını ifade ediyor olabilir. Sonra devam etti Hazreti Peygamber dedi ki çıplak, bu da çok önemli bir nokta, çıplak yoksul koyun çobanlarının ayakları yalın ayak, çıplak yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir. Çıplak ayaklı, yalın ayak, yoksul, yani elinde bir şey olmayan, buna rağmen büyük işlere girişecek olan koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarıştıklarını görmendir. Efendim bu hadis Buhari'de, Müslim'de rivayet ediliyor. Hazreti sonra bu zat kalktı ve gitti. Kalktı ve gitti. Hazreti Peygamber Hazreti Ömer'e sordu. Kim olduğunu anladınız mı dedi. Yok dedi, biz anlamadık ama şaşırdık da yani. İlk kez böyle bir hadiseyle karşılaşıyoruz senin huzurunda deyince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. O Cebrail'di, size dininizi öğretmeye gelmişti. Size dininizi anlatmaya gelmişti diye ifade etti. Evet, Allah İslam'ın beş şartını gücü yettiği kadarınca, imkan el verdiğince İslam'ın şartlarını yerine getirmeyi efendim hepimize nasip eylesin inşallah.